Efendim herkese günaydın. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten ben Sami Altınkaya. Yine haftanın önemli değerlendirmeleriyle karşınızdayız. Yurt içinden ve yurt dışından ilginç haberlerimiz var. Piyasalarla ilgili analizlerimiz olacak. Ama isterseniz öncelikle ben size konuklarımı takdim etmek istiyorum. Bugün bana programda eşlik edecek olan iki değerli konuğum var. Biri Osmanlı Yatırım, yatırım danışmanı Sadık Mazanoğlu. Diğer konuğum doçent doktor Hüseyin Selimler, beklenti raporunda benimle beraber piyasaları analiz edecekler. Hep birlikte piyasalara bakacağız. Ve Noyan Rona bugün aynı zamanda Garanti BBVA Şangay temsilcisi. Özellikle Uzak Doğu'daki son gelişmeleri bizimle paylaşacak. Efendim piyasalar çok enteresan günler yaşıyor. Özellikle Jackson Hole toplantılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in 75 bas puanlık hatta bir grup 100 bas puanlık faiz artırışından bile bahsetmeye başladı. Tabii ki gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ECB'nin açıklayacağı faiz rakamlarında. Faiz oranı acaba ECB 75 bas puan açıklanacak deniyor. Hakikaten öyle mi olacak? Bunu Perşembe günü göreceğiz. Bir taraftan rakamların çok konuşulduğu bir hafta enflasyon rakamları, Türkiye'de enflasyon rakamları açıklanacak. Beklenti raporu bugün açıklandı. Özellikle ÜFE ve TÜFE'deki beklenti raporunu da bugün sizinle paylaşacağız. Rakamların çokça konuşulacağı bu haftanın ilk iş gününde biz de isterseniz rakamlarla başlayalım ve piyasalar haftaya nasıl başlıyor sizlere aktarayım. Borsa İstanbul 3222 yine bir rekor seviyesinde yükselişle Cuma'yı kapatmıştı. Yine yükselişle başlayacak. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman 18.20 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Euro TL'de bir düşüş var. Hafif bir gerileme 18.04. Sepet kur 18.12 ve gram altın yeniden 1000 liranın üzerinde 1.001 seviyesinde. Dolar endeksinde yine faizlerin artacağı beklentisi 109 pariteyi 109 seviyesine çıkardı. Dolar endeksi 109.97'ye yükseldi. Euro dolar endeksine baktığımız zaman yine 1 doların üzerinde altında 99 sentte devam ediyor. Pound dolar 1.14, dolar yen 140.34, dolar İsviçre frankı 0.98 seviyesinde bugüne başlayacak. Uzak Doğu borsasına gittiğimiz zaman Çin Şangay borsası 3189 puanla açılış gerçekleştirdi. Japonya Nikkei borsası 27619, Hong Kong borsası 19206, Güney Kore borsası 2404 ve Hindistan borsası 59044 seviyesinde güne yükselişle başladı. Ons altının fiyatında bir gerileme var. Küresel riskler bir taraftan, bir taraftan Fed'in faiz artışı. Amerikan piyasasında doların 109 puanın seviyesinin üzerinde bulunması ons altının fiyatında da bir gerilemeyi beraberinde getirdi. Ons altında 1.1712 dolar seviyesinde ons altının fiyatı. Brent petrolde ve ham petrol fiyatlarında yükselme var. Brent petrol 94.56 dolar. Ve ham petrol 88.74. Amerikan piyasaları bugün tatil olduğu için kapalı. O yüzden hazine ve tahvil faiz fiyatlarında bugün bir gelişme olmayacak. Kripto borsasına geçelim. Kripto borsası bugün güne nasıl başlıyor? Bitcoin'de düşüş var. 20 bin doların altında 19.900 seviyesinde. Bitcoin TL 364.636 TL ve Ethereum'da 1578 seviyesinde. Dediğimiz gibi bugün piyasalar önemli. Üretici ve tüketici fiyat endekslerinin beklenti raporu açıklanacak. Buna göre de ayın 6'sında TÜİK tarafından enflasyon rakamı açıklanacak. Beklentiler ne olacak? Bütün gözler ona bekliyor. Acaba %80'in üzerinde bir artış mı olacak TÜFE'de? ÜFE'de %45'lerin üzerinde bir artış mı olacak? Nasıl seyredecek? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama önemli bir gelişme. Tabii ki bunların hepsini değerlendireceğiz. Ekonomi gazetelerinin manşetlerine bakalım öncelikle. Ekonomi gazetelerinin manşetlerinde Dünya Gazetesi ticari faizde şok düşüş başlığını koymuş.
enflasyonun tırmanışını sürdürmesine karşın ticari kredi faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yönlendirmesiyle son 5 haftada 9.4 puan geri çekildi. Bankalar Merkez Bankası politikaları doğrultusunda faiz oranları, ticari kredi faiz olan oranlarını düşürmüşler. Merkez Bankası'nın politika faizini 100 bas puan indirmesi ve ardından TL ticari kredi faizine ilave kamu kağıtları tutma zorunluluğu ile örtülü üst sınır getirilmesi, yani %30'du buradaki biliyorsunuz, bu türden kredilerin faizini aşağı çekti. Ticari kredi faizleri politika faizinin düşürülmesini izleyen 5 haftada 9.4 puan düşüşle %22'ye indirildi. Bu oran Temmuz itibariyle yıllık TÜFE'de TÜFE'ye göre %57.6, üretici fiyatların enflasyonuna göre %122.6 puanlık negatif faizi ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayı için ilan ettiği %16.32 referans faizin 1.4 katını ifade eden %22.85 ile kullanılacak ticari krediler için %20.18 katını ifade eden %29.38'i aşan faiz uygulaması bu şekilde devam ettiğinde %90 zorunlu karşılık ayrılmasını gerektiriyor. Yani %30'un bir tavan getirildi. Bu tavanın altında kalmaları aksi halde hazine bonosu, bankalarında hazine bonosu almasını zorunlu getirdi. Uzun dönemli hazine bonosu almak mı, kısa dönemli ticari kredi faizlerini düşürüp kredi vermek mi? Bankalar bu ikilem arasında ticari kredi faizlerini düşürerek bunu %22'lere kadar indirip kredi kullandırma yoluna gittiler. Aksi halde hazine bonosu bulundurmak zorunda kalacaklardı daha fazla oranda. Enerji zamları etikete yansıyor, Marketçiler Birliği zorluyor. Özellikle elektrik ve doğalgaza gelen %50 civarında son zam üretim maliyetlerine yansımaya başladı. Zamların giyimde %20'ye yakın maliyet artışı yarattığı ve otomotivde ise enerjinin toplam maliyetteki payının son bir yılda %5'ten %15'e çıktığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri düşen talep nedeniyle maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasında zorlanacaklarını ancak satışların kaçınılmaz olduğunu, ancak artışların da kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Tabii ki bugünkü zamlar, yani geçtiğimiz hafta yapılan zamlar dünden bugüne enflasyon olarak karşımıza çıkmayacak. Bir sonraki ayda bunun etkilerini hep beraber göreceğiz. Raflardaki fiyatlardan bunu anlayacağız. Devam ediyoruz Dünya Gazetesi haberine. Arçelik, Avrupa lideri Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu şirket olarak %9.2 pazar payıyla Avrupa'da bir numaraya yükseldiklerini söyledi. Avrupa ülkelerindeki satışların 2.6 milyar euroya yaklaştığını ifade eden Bulgurlu, Arçelik Beko'nun dünyadaki konumuna dikkat çekerken 10 yıl önce dünyada 11. sıradayız. Bu sıradayken bugün 8. sırada yer alıyoruz. Hedefimiz dünyada ilk 3'e girmek şeklinde ifade etmiş. Aynı zamanda kendisi sektörüyle ilgili başkanlığa da seçilmişti. Avrupa'nın gaz hattı koptu diyor. Avrupa'da kuzey yakın bir rallisi bekleniyor. Özellikle Ukrayna'nın işgali batılı devletlerle Rusya arasındaki enerji savaşlarını daha da derinleştirirken G7 ülkelerinin Rusya'nın ihraç ettiği petrole tavan fiyat uygulaması kararının ardından Moskova'dan karşı hamle geldi ve Moskova'da kuzey yakın birden gaz akışını durdurduğunu açıkladı bakım gerekçesiyle. Ve 1-2 Eylül'de biten teknik bakımın ardından doğal gaz akışını belirsiz süreyle durdurduğunu açıkladı. 3 günlük bir bakım hizmeti vereceklerdi. Bu bakım çalışmasından sonra süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Siyasi misilleme olarak nitelendirilen bu kararın Avrupa gösterge doğal gaz fiyatlarında yeni bir rallinin tetiklemesi bekleniyor. Bugünden itibaren rally yapması beklenen gösterge, özellikle Cuma günü 214 euro olan doğalgaz fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Alternatif kaynaklarla ilgili görüşmeleri hızlandıran Avrupa Birliği ülkeleri bir yandan da sıkı tasarruf tedbirleri almaya ve stoklarını artırmaya özen gösteriyor. Avrupa gerçekten gaz anlamında çok büyük sıkıntı çekiyor. Önümüz kış. Avrupa'nın şu anda depolarında ciddi doluluk oranları yok. Bazı ülkeler erken davrandılar. Portekiz gibi doluluk oranlarını %100 seviyesine ulaştırdılar. Almanya da aynı şekilde yıl sonuna kadar muhtemelen doluluk oranlarını tamamlayacak ki Kasım ayında %100'ü bulacağı bekleniyor. Ama hiç ithalat yapmasalar
2,5 ay yetecek kadar bir doğalgaza sahipler. Sadece 2,5 aylık bir gazları var. Hiç doğalgaz ithal etmeseler. Bu arada Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını yapmak istediğini söylüyor. Putin bu konuyla ilgili geçtiğimiz ay bir açıklama yapmıştı. Ama Avrupa Birliği özellikle Ukrayna üzerinden gelecek olan doğalgaza endeksli bu konuda da ısrarını sürdürüyor. Ve bir gaz savaşı yaşanıyor Avrupa'da. Dünya Gazetesi'ne bunu müdahale olarak bir şekilde ekrana getirmiş. Evet, devam ediyoruz Dünya Gazetesi'nden. Üçüncü haberimizde doğalgaz fiyatları Avrupa çapında protestolara yol açıyor. Özellikle Fransa'da enflasyonun %1 olduğu dönemde sarı yeleklilerin Paris sokaklarında dehşet saçtığını ve ciddi eylemler ve ciddi bir halk hareketi olduğunu hatırlarsanız, bugün Fransa'da 6,1 oranında olan enflasyonun hakikaten bir ciddi bir problem, toplumsal bir çalkantı olması bekleniyor. Yükselen enerji fiyatları Avrupa genelinde sosyal huzursuzluğu da artırıyor. İtalya'nın Napoli kentinde hayat pahalılığını protesto eden çok sayıda kişi belediye binasını kuşattı ve topluca enerji faturalarını yaktı. Roma'da toplanan bir grupta enerji faturalarının düşürülmesi ve yüksek kazanç elde eden enerji şirketlerinin daha çok vergilendirilmesini istedi. Hafta sonu Çekya'da yine sokak eylemleri yapıldı. Prag'da 70 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerinde hükümete enerji fiyatlarını kontrol altına alma çağrısı yaptı. İşte bütün bu çağrılar aslında bir anlamda Avrupa halkının bu ekonomik krizden aslında liderlerini sorumlu tutup Rusya ile öyle ya da böyle bir şekilde müzakere yoluna gidip bu gaz savaşlarının sonlandırılması, yani yaptırımlar Avrupa halkını ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Rusya'nın elinde çünkü gaz gibi önemli bir kozu bulunuyor. Fransa'da da ülkenin ABD'den çıkmasını savunan siyasi parti liderlerinden de birlikten ayrılmanın elektrik fiyatlarını düşüreceğini öne sürenler de var. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi bir kriz yaşanıyor bugün itibariyle. Şimdi istihdam hedefi 24 bin Ağustos ayında 868 yatırıma 38 milyar TL teşvik geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos ayı teşvik belgesi tebliği resmi gazetede yayınlandı. Buna göre toplam 868 yatırım için 38 milyar liralık teşvik belgesi düzenlendiği haberi yer alıyor. BIST yüzde karlılık bazlı rasyolar ucuzladı. Borsa İstanbul'da ralli öncesi sanayi ve hizmet şirketlerinde başladı. Ralli önce sanayi ve hizmet şirketlerinde başladı. Ardından bankacılık hisselerinde devam etti. Üreten şirketlerin fiyat kazanç oranlarında ciddi bir yükselme söz konusu. Sanayi ve hizmet sektöründe de bankacılıkla beraber bir artış yaşanmaya başladı diyoruz. Ve ikinci gazetemiz Analiz Gazetesi'ne geçiyoruz. Analiz Gazetesi özellikle Havacılık Uzay ve Teknoloji Fuarı Teknofest Karadeniz'e büyük ilgi gördü başlığıyla milli uçaklar artık sahne önünde manşetini atmış. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest Karadeniz büyük ilgi gördü. 5 günde 650 bin kişi uçakları tanıdı ve savaş uçakları, F-16 uçakları, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşları ziyaretçileri unutulmaz anlar yaşattı. Teknofest Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk mühendislerin tasarladığı, geliştirdiği uçaklar artık sahnenin önünde dedi. Bu bizim her zaman gurur duyduğumuz bir haber ve savunma sanayindeki başarılar. Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde yüksek katma değerli ürünleri üretmesi, hava araçlarını üretmesi Türkiye ekonomisine çok ciddi bir gelir sağlamakta, bunu da söylemekte fayda var diyoruz. Ve aslında tabii ki bugün ve bu hafta içerisinde orta vadeli program açıklandı. Biliyorsunuz orta vadeli programla ilgili de çok fazla tartışılacak konu var gündemde. Özellikle ekonomik konsey toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ekonomik konsey toplantısının ardından bir orta vadeli program açıklandı. Ve açıklanan orta vadeli programda da 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri ilan edildi. Şimdi 2023 ve 2025 dediğimiz zaman bu önümüzdeki 4-5 yıllık bir dönemi kapsayan, bir 3 yıllık dönemi kapsayan 20 ile 25 arasındaki perspektifler. Bu perspektiflere baktığımız zaman büyümenin 2023'te %5 olacağı hedefleniyor ve 2024 ve 2025 yılında da büyümenin 5,5 olacağı ifade ediliyor. Beklentiler önümüzdeki yıl 5, 24 ve 25 yılında da 2024 ve 2025 yıllarında da %5,5 bir büyüme ifade ediliyor. Ve
Enflasyon beklentilerine gelirsek, 2023'teki beklenti, önümüzdeki yıl enflasyonun %24.9'a düşürüleceği hedefleniyor. 2024 yılında 13.8, 2025 yılında yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz ve 9.9'luk bir hedef gösterilmiş. Bütçe açığı tahmini iki ayrı aslında geçmeden iki ayı geçmeden 65.7 artışla 461 milyar TL'ye yükseltildi bütçe açığı. Orta vadeli planda yıl sonu itibariyle cari işlemler açığı da 47.3 milyar dolar olarak bekleniyor. Yıl sonu itibariyle cari açığın 47.3 milyar dolar olması bekleniyor. Şimdi cari açığın 2023 yılı beklentisi 22 milyar dolara inecek. Yani bu yıl 47.3 milyardan önümüzdeki yıl 22 milyar dolara inecek. Ve orta vadeli planda ihracat 2022 yılı sonunda bu yılki hedef 250 milyar dolarda onun üzerine çıkılıyor. 255 milyar dolar seviyesine çıkacak ve gerçekleşen tahmin aslında bu. 2023 yılındaki ihracat hedefimiz 265 milyar dolar, 2024 yılında ise 285 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleniyor ve program sonunda 305 milyar doların olacağı varsayılıyor. İthalat rakamlarına bakalım bir kere de. İthalat rakamlarında da 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi. Yani bu yıl 255 milyar dolar ihracatımız var. Bu yıl sonu itibariyle 360 milyar dolarda bir ithalatımız söz konusu. Yani burada baktığımız zaman dış ticaret açığında da 45 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı görünüyor. Şimdi 2023 yılında 345 milyar dolar, 24 yılında 364 milyar dolar, 2025 yılında da ithalatın 384 milyar dolar, ithalatın arttığını burada görüyoruz. Şimdi bununla ilgili aslında dış ticaretle ilgili özellikle neler olacak, neler bitecek, bu orta vadeli planla ilgili neler olacak, neler bitecek bir izleyelim ondan sonra devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız Ağustos ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Yılın ilk 8 ayında toplam 165,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre %28 oranında artışla 54 milyar dolara yükselmiştir. Ağustos ayı ithalatımız ise 32,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Söz konusu ithalatın 8,7 milyar doları yani %27'si enerji kaynaklıdır. Değerli ihracatçılar, sizleri de sizlere ortaya koyduğunuz bu önemli başarı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki enflasyon beklentileri burada önemliydi. Enflasyon beklentileriyle ilgili de orta vadeli programda hedefler kondu demiştik. Bakın enflasyondaki hedefler ne yönde oldu? AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük %1,60 ve en yüksek %3,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay %79,60 olan yıllık enflasyonun %81,65'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %2,37 artış göstermişti. Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi
%70,46'dan %72,35'e yükseldi. Bu arada döviz tevdiat hesapları ile ilgili bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile ilgili açıklamalar da geldi. Özellikle TL mevduatta, Türk Lirası mevduatında Bitlis birinci sırada yer alıyor. Döviz tevdiat hesabında ise Aksaray birinci sırada yer alıyor. Bu ilginç bir ayrıntı. Türkiye'de her üç şehirden birinde döviz tevdiat hesabı fazla TL mevduat bulunuyor. Döviz tevdiat hesabından fazla TL mevduat bulunuyor. Her üç şehirden birinde, iki şehirde de döviz tevdiat hesabının fazla olduğu buradan çıkarım yapmak mümkün. TL mevduattaki ilgi kur korumalı mevduatla birlikte bir artış gösteriyor. Vatandaşlar demek ki kur korumalı mevduata parasını yatırarak dolar karşısında bir değer kaybını önlemek için böyle bir yol izlemişler. Rakamlar bunu söylüyor. TL mevduat oranının en yüksek olduğu il Bitlis. Döviz tevduat hesaplarının en yüksek olduğu il ise Aksaray olarak gerçekleşmiş. Ülkenin doğusunda özellikle kur korumalı mevduatın etkisinin yüksek bir şekilde görüldüğünü görüyoruz. Ve TL mevduat oranının en yüksek olduğu Bitlis'teki tasarruf miktarının %62'si TL mevduattan oluşuyor. Onu %60 ile Ardahan izliyor. Ardahan'ı %59 ile Şanlıurfa, Şanlıurfa'yı %59 ile Kars, yine Kars'ı %57 ile Siirt izliyor. TL mevduatına daha fazla rağbet göstermiş bu bölgelerde, şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız. Döviz tevdiat hesabı ile ilgili olarak da baktığımız zaman şimdi yapılan çalışmalarda acaba mevduatlardaki döviz hesaplarının oranıyla Türk lirası oranı ne? İsterseniz ona bir bakalım. Ondan sonra yorumlamaya devam edelim efendim. Yabancılar 5-19 Ağustos arasında üst üste 3 hafta net alıcı olduktan sonra 26 Ağustos haftasında 32 milyon dolarlık hisse senedi ve 5.9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi olmak üzere net 37.9 milyon dolar satış yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 26 Kasım 2021 haftasından beri net satıcı pozisyonlarını 1 Nisan, 15 Nisan, 3 Haziran ve 5 Ağustos, 19 Ağustos dönemindeki ara alımlarının haricinde sürekli koruyan yabancılar, 5 Ağustos haftasından itibaren son 3 haftada piyasaya toplam 724 milyon dolar nakit girişi sağlamıştı. Yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 18 milyar 741.3 milyon dolara, devlet iç borçlanma senedi tutarı ise 1 milyar 409.9 milyon dolara yükseldi. Bu sonuçlarla yabancıların 26 Kasım 2021 haftasından itibaren piyasadan çektiği toplam net tutar 6 milyar 162 milyon dolar oldu. Öte yandan 26 Ağustos itibariyle net uluslararası rezervler yaklaşık 1.3 milyar dolar azalarak 12.6 milyar dolara indi. Net uluslararası rezervler 19 Ağustos'ta 13.9 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 26 Ağustos haftasında yaklaşık 700 milyon dolar azalarak 70.8 milyar dolara geriledi. 19 Ağustos haftasında brüt döviz rezervleri 71.5 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 603 milyon dolar azalarak 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi. Şimdi bankalardaki toplam döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı %55 civarında. %12'lik bir rakam burada, %15'lik bir rakam burada kur korumalı mevduattan kaynaklanan bir toplam ikisinin birleşmesi %72'lik bir orana tekabül ediyor. Onun dışındaki kalan para da TL'ye yatırılan mevduatlar. Özellikle döviz tevdiat hesabı ağırlıklı şehirlere baktığımız zaman döviz tevdiat hesabında da ilk sırada Aksaray geliyor. Aksaray döviz tevdiat hesabında birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Nevşehir, onu Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman gibi şehirler döviz tevdiat hesaplarını, varlıklarını döviz tevdiat hesaplarında tutmayı tercih eden şehirler. Bu şehirlerin bazılarında son 6 ayda TL mevduat oranında hızlı bir yükselme var. Bu da neden? Kur korumalı mevduatın daha devam edeceği yönünde dolarda kalan vatandaşlar özellikle kur korumalı mevduattaki kârı gördüklerinde dolarda kalmanın da bir maliyetini hesaplayıp buradan da
kur korumalı mevduat hesabına geçiş yaptıklarını görüyoruz son dönemde. Iğdır'da 2021 yılında %32 olan TL mevduat 2022 yılında %41'e çıkmış. Yine Gaziantep'te %36'dan %45'e bir çıkış var. Uşak'ta %31'den %40'a bir çıkış. Çorum'da %35'ten %44'e bir çıkış. Niğde'de %44'ten %53'e bir çıkış var. Aslında sıralamanın kalanında Nevşehir, Trabzon, Kayseri, Hatay, Bilecik gibi şehirler bulunuyor. TL mevduatın son 6 ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduattan yola çıkarak kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler, kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirleri sayıyorum şimdi. Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa ve Kırklareli şehirlerinde de kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler olmuş. Böylelikle aslında paraların bankalarda ne kadarının hangi yatırım aracında kaldığını da görmüş oluyoruz. 72'lik bir oran hem döviz mevduatında hem de kur korumalı mevduatta, Türk doları da diyebiliriz bunu aslında. Dolara endeksli Türk lirası, dolardaki yükselmenin buradaki yatırımcılar olan kazancı, dolar hesaplarından kur korumalıya geçişi de artırdığını görüyoruz. 72'nin üzerinde de bir 28-28'lik oranda Türk parasına yatırım yapan vatandaşlarımız var 72'ye karşılık. Bir reklam diyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, sabah ekranında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Evet, bu cümle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Bu cümleyi kime karşı kullandı? Yunanistan Başbakanı'na karşı kullandı ve Yunanistan'a karşı kullandı. Nerede kullandı? Samsun'da Teknofest Karadeniz'in kapanış töreninde kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı burada Yunanistan'a bir açıklama yaptı. Özellikle Yunanistan'ın yaptığı son dönemdeki açıklamalar ve Cumhurbaşkanı'nın da tepkisine sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest 2022'de bir konuşma yapıyor ve konuşmasında Erdoğan, Ege'deki tacizler üzerinde Yunanistan'ı sert bir dille eleştiriyor ve aynen şu cümleyi diyor. Şu anda Amerika Dede Ağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor diyen Erdoğan, ey Yunan tarihine bak, tarihe dön. Çok fazla, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli olur. Ve dikkatli olun uyarısında bulunuyor, bedelinin ağır olacağını söylüyor ve Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma diye bir hatırlatmada bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz Yunanistan Ege bölgesindeki adaları Lozan Anlaşması'na göre silahsızlandırmaması gereken adaları maalesef silahlandırdı ve askerlerini konuşlandırdı. Burada Lozan'a ciddi bir ihlal var ve Erdoğan bu konuda da uyarıyor. Bakın dikkat edin Ege'yi, Ege'de bir gece ansızın gelebiliriz ve bu anlamda da bir uyarı yapıyor, İzmir hatırlatması yapıyor. Yunan'a 9 Eylül hatırlatmasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi doğalgazda biliyorsunuz ciddi zamlar gelmişti. Bu doğalgaza yapılan %50'lik zama baktığımız zaman yılbaşından beri yapılan zamlarla %100'ü geçen bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Hem sanayide kullanılan hem de evlerde kullanılan doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir açıklama yaptı. Bu artışlar artık bütçenin imkanlarının daha fazla el vermediği için yansıtmak durumunda kalındı dedi. Efendim şöyle yapılıyordu bugüne kadar. Yurt dışından alınan doğalgaz fiyatlarını devlet sübvanse ediyordu. Hem sanayiciler için hem hane halkları için aradaki fiyat farkını devlet ödüyordu. Ne zamana kadar? Ta ki dolarla aldığımız için biz bunları. Dolar fiyatlarının 5 liradan 18 liraya çıkması, dolardaki bu hızlı yükseliş devletin artık bunu sübvanse edemeyecek noktasına getirdiği için devlet de bunu
vatandaşa yansıtmak, sanayiciye yansıtmak zorunda kaldı. Artık devletin sübvansiye etmesinin artık ötesinde bir artıştan bahsediyoruz. Türk lirası bu kadar değersiz olmamış olsaydı, dolar bu kadar daha yüksek olmamış olsaydı, bu uluslararası arenadaki enerji maliyetlerinin yükselmesinden de Türkiye bu kadar fazla etkilenmemiş olacaktı diyoruz. Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu söylüyormuş. Pandemi sürecinde verilen veriler çok sağlıksız olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Yani dolar bazında da maliyetlerimiz artınca Türk lirası olarak da ciddi anlamda bir bedelde artış söz konusu. Bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Yani ihtiyacımız olan artan nüfusumuz, artan üretimimiz, çarkların dönmesi, daha fazla enerji ihtiyacımız var. 34 yani 50 milyar dolardan bir 100 milyar dolara çıkmış talebimiz. Şimdi iki türlü bir, hem dolar bazında bir aldığımız doğalgaz fiyatında bir yükselme var, hem de doların Türk lirası karşısındaki aşırı değerlemesi bizim Türk lirası olarak da bunun maliyetinin gene iki katına çıkmasıyla karşı karşıyayız. 1 Eylül'den itibaren konutlarda elektrik tarifesine biliyorsunuz %20'lik bir zam yapılmıştı. Doğalgazda da %20.4 bir zam. KOBİ'lere özellikle iş şirketlere %47.6. Sanayi şirketlerine baktığımız zaman %50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de %49, yani sanayiciye %50, konutlara da %20-25 arasında bir zam yapıldı doğalgaz ve elektriğe. Şimdi ihracattaki rekor büyüme ticaret açığına engel olamadı. Çünkü ihracatımızın önemli bir bölümü ithalata bağımlı olduğu için hem ara üründe hem de artan enerji maliyetleri, az önce Mehmet Muş'un da ifade ettiği gibi 50 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkan bir ithalatımız var. Özellikle doğalgazda ve enerjide. Doğalgazdaki bu artış otomatik olarak ithalattaki artışı da beraberinde getiriyor. Dış ticaret açığının da büyümesine sebep oluyor. Orta vadeli planda da dış ticaret açığının devam edeceğini görüyoruz 2025 yılına kadar. İlk yılın ilk 8 ayında büyüme kaydeden ihracat bu periyotta 165.6 milyar doları buldu. İthalat Ağustos ayında %40.8'lik artışla 32 milyar dolar olurken yılın ilk 8 ayında 239 milyar. Bakın ihracat 165 milyar dolar ilk 8 ayda, ithalat da 239 milyar dolar. Bu 8 aylık dönemdeki dış ticaret açığı 73 milyar dolar. Dış ticaret açığımız var. Yıl sonuna kadar dış ticaret açığının 100 milyar dolar olması bekleniyor. Tabii Euro-Dolar kurundaki mevcut durumun negatif etkilerini bu ay özellikle görüyoruz. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, paritedeki düşüşün ihracatı olumsuz etkisinin bu ay 1.4 milyar dolar olduğunu, ilk 8 ayda da 8 milyar dolar. Çünkü ham maddeyi dolarla alıyoruz. Özellikle Avrupa bizim dış ticaretimizde yaptığımız toplam ihracatın %58'ini Avrupa'ya yapıyoruz. Euro ile yaptığımız için, Euro ile yapılan ihracatta da Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesi, ihracat gelirlerimiz ilk 8 ayında 8 milyar dolarlık bir zararı, yani 8 milyar dolarlık bir azalmayı beraberinde getirmiş. Yani kazanacağımız 8 milyar dolar, Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle beraber 8 milyar dolar daha az ihracat gelirimiz olmuş. TİM Başkanı bunun altını çiziyor. Ağustos ayında en fazla ihracat yapan ilk 5 sektör, yine 2.9 milyar dolarla kimya birinci sırada, otomotiv ikinci sırada, hazır giyim sektörü üçüncü sırada, çelik dördüncü sırada ve elektrik elektronik olduğu beşinci sırada. En çok ihracat yaptığımız 5 ülke, bakın sıkı durun şimdi, Almanya ilk sırada yer alıyor. En çok ihracat yaptığımız ülke. O yüzden Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kriz Türkiye'nin çok sevineceği değil, endişelenmesi gereken bir durum. Avrupa'daki kriz bizim ihracatımıza ve dış ticaretimize olumsuz yönde etki yapar. Avrupa Birliği özellikle Almanya başı çekiyor. İhracattaki birinci sıradaki ülke. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İhracat yaptığımız en önemli ikinci ülke. Irak,
üçüncü ülke, Birleşik Krallık dördüncü ülke ve İtalya beşinci ülke. Savaş nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yaptırımlar uygulanan Rusya ihracatında yeni fırsatlar yaratıyor. İhracatın her ay artış kaydedildiği Rusya'da Ağustos ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %110 büyüdü. Ama Rusya'ya aldıklarımızla sattıklarımıza baktığımız zaman Avrupa Birliği ile kıyaslanmaz. 25.6 milyar dolarlık bir ithalat yaparken 5.5 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz. Yani 5 katı fazla ithalat yapıyoruz. Tabii ki en büyük oranda da doğalgaz ve enerji Rusya'dan yaptığımız ithalatta başı çekiyor. Yani Rusya ile dış ticarette Türkiye'nin aleyhine, Rusya'nın lehine bir durum söz konusu. Tabii ki biz dış ticarette ithalat yapacağız. İthalat yapmadan ihracat yapamayız. Türkiye petrol ve doğalgaz zengini bir ülke değil. Ama bundan 5 sene, 6 sene sonra doğalgaz yataklarından çıkacak olan doğalgazla Türkiye'nin ithalatında önemli bir kalem olan enerji kaleminde bir düşüş yaşanacak. Artı Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmaya eskisi gibi devam ederse, Türkiye tarım ürünlerini de yurt dışından ithal etmek yerine kendi tarımsal ürünlerini üretmeye başlarsa, işte alın size ikinci gıda enflasyonu da düşürdüğünüz zaman hem enflasyonun düşüşünü beraber göreceğiz, hem dış ticaret açığında belki dış ticaret fazlası vermeye bile başlar Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde doğru stratejilerle, doğru hedeflerle. Ağustos ayında öne çıkan gelişmelerde 27 sektörden 21'i ihracatını artırdı. Bu notu da düşelim istiyorum. Şimdi Avrupa'nın gazı kesildi biliyorsunuz. Kuzey Akım 1, 30 Ağustos'ta 3 günlük bir tadilat ve tamirattan dolayı bir arızaya geçtiği bildirilmişti. Bunun arkasından da Avrupa Birliği'nin özellikle G7 ülkeleri toplantısında alınan kararla tavan fiyat uygulamasına geçeceğini söylemesi Rusya'yı karşı harekete geçirdi ve Rusya süresiz bir şekilde gaz akışını durdurduğunu açıkladı ve 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlük akışı süresiz olarak uzattı. Avrupalı yetkililer Avrupa'nın enerji kaynaklarını özellikle Rusya'nın Avrupa'ya karşı kullanmasını da burada bir silah gibi kullanmasını da eleştiriyorlar. Şimdi Euro bölgesi üretici fiyatlarında yeni bir rekor. Özellikle yıllık üretici fiyat endeksinde Euro bölgesinde 37.9'lara varan rekor bir artış var. Yani üretici fiyatları üfe. Avrupa'da üfe oranı 37.9, 38'e dayandı. Euro bölgesinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründeki %97'lik bir artış. %97'lik bir artışla özellikle ara mallarda da %21'lik bir artış var. Bu üfenin çok ciddi oranda artmasına ve Temmuz'da yıllık bazda en fazla 67.4 ile Romanya'da görülüyor ve Bulgaristan 55.9, yine Danimarka'da 55.1 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında üfenin Temmuz ayında çok ciddi arttığını görüyoruz. Şimdi beklentiler tabii bunun daha da artacağı yönünde. Almanya 38.1 üretici enflasyonunda, Fransa 27.2, İspanya 40.4, İtalya 45.9 ve Belçika 43.8. Peki Perşembe günü ECB ne yapacak? Bakalım, görelim, izleyelim. Euro bölgesinde enflasyonun %9.1 ile yeni bir rekor kırdığının açıklandığı çarşamba gününden bu yana piyasanın ECB'nin 75 baz puan faiz artırım yapacağını fiyatladığına işaret eden PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Andrew Bales, ECB'nin bu beklentilerden memnun olduğunu varsayıyorum ancak 50 baz puan yerine 75 baz puan faiz artırımı için özel bir neden görmüyorum. 50 yerine 75 baz puan faiz artırmak makro değişkenler açısından büyük fark yaratmaz ve 75 baz puan artırım bizim beklentimiz değil diye konuştu. Konuşmasının İngiltere devlet tahvili getirilerinin geldikleri seviyeleri de değerlendiren Bales, İngiltere'nin devlet tahvili getiril tahvil piyasasının ABD hazine kağıdı piyasasıyla aynı derilikte veya likidite olmadığı dikkate alındığında daha adil görünüyor dedi. Bales, PIMCO'nun İngiltere'de enflasyon oranlarının gelecek yıl düşmesini beklediğini de vurguladı. Maalesef haftaya çok güzel haberlerle başlayamadık ama programımızın sonunda, sabah ekranının en sonunda size harika iki haber vereceğim. Hakikaten göğsümüz kabaracak, moralli bir şekilde haftaya başlayacağız ama Avrupa'daki kriz hakikaten Perşembe günü
Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Lagarde'ın yapacağı açıklama 75 bas puanlık bir faiz artışından bahsediliyor. Avrupa bu kadar sert bir faiz artışı yaparken 21 Eylül'de özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in yapacağı faiz oranı 75 ile mi kalır yoksa daha agresif bir hareketle 100 bas puan mı artar? Tabii ki bu Amerikan tahvil faizlerinin de bu anlamda yükselmesine sebep olacak. Yükselmesiyle beraber dolar kurunda, dolarda bir yükseliş göreceğiz. Bu Amerikan borsalarına tabii ki olumsuz etki edecek. Yani bunlar böyle zincirin halkaları gibi emtialara özellikle altın fiyatlarını olumsuz yönde etkileyecek faiz artışları. Bunu göreceğiz. Avrupa tabii ki bu anlamda ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyor. Almanya'da da 65 milyar euroluk bir enflasyon paketi açıklandı. Amerika biliyorsunuz pandeminin ilk yıllarında, ilk aylarında 6 trilyon dolar, sonra bir 3 trilyon dolar, toplam 9 trilyon dolarlık bir vatandaşlarına para vermişti, para dağıtmıştı. Ve bu paralar zaten Amerika'nın pandemiye az hasarla, yani çalışmayan vatandaşların iş gücünün bu emeğin karşılığını çalışmayan vatandaşlarına bir takım ödemeler yapmıştı karşılıksız olarak Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Almanya'da 65 milyar euroluk 3. enflasyon mücadele paketini açıkladı ve enflasyonla mücadele paketinde toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemler yer alıyor. Tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için bu önlem paketinde indirimli toplu taşıma ve vergi indirimini içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro. Bugün açıklanan 3. önlem paketine göre hükümet tüketicileri ve işletmeleri hızla artan enflasyon etkisinden korumak için bir para harcayacak. 65 milyar euroluk bir para harcayacak. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki 3 partili koalisyon üzerinde anlaştığı pakete göre önlem paketi toplu taşıma indirimlerini içeriyor. Seyahatin uzatılmasını içeriyor. Yaklaşık 9 bin enerji ve yoğun şirket için 1.7 milyar euroluk vergi indirimi, özellikle üreten şirketler için de böyle bir indirim tasarlanmış. Şimdi Amerika'da tarım dışı istihdam verileri geldi ve bu tarım dışı istihdam verilerinin de en önemli göstergelerden biridir. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz beklentinin çok üzerinde gelmişti istihdam verileri. Bu defa beklentinin biraz üzerinde geldi. Şimdi ABD'de istihdam piyasası sağlıklı büyümesini sürdürüyor. Ağustos ayında tarım dışı istihdam 315 bin kişi artış beklentilerin üzerinde geldi. İş gücüne katılımsa 62.1'den 62.4 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı 3.5 bekleniyordu. 3.7 geldi. Şimdi burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelen istatistiklerde, Cuma günü gelen istatistiklerde ücretlerde bir artışın olmadığı, enflasyona da olumsuz yönde etkilemeyeceği ortaya çıkıyor. İş gücüne katılım talebi artıyor. Yani insanların, çalışmak isteyen insanların sayısı artıyor. Arttığı için de işsizlik verilerinin 3.5'tan 3.7'ye gelmesini analistler bu şekilde açıklıyorlar. Bu arada verilerin açıklanmasıyla dolar zayıflarken ons altın yine 1715 doların üzerine test etti diyoruz ve tahıl koridoru anlaşması, tahıl koridoru biliyorsunuz çok önemli. Şu ana kadar 1 milyon 680 bin ton tahıl taşınmış, yük taşınıyor. Bu 23'ü Türkiye'ye geliyor, bu yükün 23'ü Türkiye'ye geliyor ve Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin %41'i ise Türk bayraklı veya Türk sahipli. Bu bizim denizcilik sektörümüzün de bir anlamda artı gelir elde etmesi anlamına geliyor. Tahıl koridoru kapsamında 69 gemi Ukrayna'nın limanlarından yüklü olarak ayrılıyor ve 26'sı Türk bayraklı, sahipli ve işletenli. Söz konusu 69 geminin 27'si Türkiye'nin özellikle limanlarına geliyor. Diğerleri ise Almanya, Cibuti, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, Libya, İtalya, Lübnan, Mısır, Romanya, Somali, Sudan ve Yunanistan'a götürülüyor. Türkiye'nin gözetiminde ve denetiminde yapılıyor. Gemiler ile ayçiçeği, özellikle çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, arpa, buğday, mısır, soya, şeker pancarı, bezelye ve kanola tohumu olmak üzere 10 çeşit yük taşınıyor. Şimdi oradaki toplam tahılın 25 milyon ton olduğunu hesap ederseniz,
1 milyon 680 bin tonluk bir taşıma ve yükleme. Bunun tabii tamamı tahıl değil, ayçiçek ve diğer ürünler de var. Orada taşınmayı bekleyen daha çok yük var. Bunu da belirtelim diyoruz ve şimdi sizler için seçtiğim haberlere geçiyoruz. Bugünün bu şekilde gündemini verdikten sonra efendim şimdi G7 ülkelerinin petrol tavan fiyat diyor. Biz diyor petrolü tavan fiyattan uygulayacağız deyince Kızılca kıyamet koptu. Rusya dedi ki ben gaz akışını durduruyorum dedi. Gördüğünüz gibi bunu da bir mizansenle karikatürle yapmışlar. Ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin gazın, vananın ağzını kapattı ve süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Süresiz olarak kapatıldı. Tabii ki Rusya'da bunlar yaşanırken, yani Rusya'nın böyle bir karşı hamlesi, enerjiyi bir silah olarak kullanan bir Rusya var. Çok bu anlamda kararlı olduğunu gösteriyor. Alın diyor, ben size Kuzey Akım 2'den bu gazı vermeye devam edeyim. Öbür taraftan Macron kemer sıkmaktan bahsediyor. Tabii özellikle Fransız basını, Fransa Devlet Başkanı Macron'la ilgili özellikle son bir aydır inanılmaz derecede hem Fransız medyasında, gazetelerinde, televizyonlarında hem de magazin bölümünde de aynı zamanda bunu karikatürize ederek de Macron'la ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Toplumun önemli bir uyarısı. Kemer sıkma. Bakın Macron vatandaşın kemerini sıkıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki tasarruf devri başladı fakat fedakarlığı sadece vatandaş mı yapacak? Macron diyor ki bırakın kemer sıkmanıza yardımcı olayım diyor bakın. Bırakın diyor kemer sıkmanıza yardımcı olayım diyor. Vatandaş da Macron diye bağırıyor kemer sıkmasına yardımcı oluyor. Fransa'daki şimdi yaşanan en büyük sorun vatandaş bu sıkıntıyı çekerken üst tabakanın bu sıkıntıyı çekmemiş olması ya da ne kadar çektiği halk arasında ciddi bir tartışma. 6.1'lik enflasyon Fransa'da gerçekten önümüzdeki dönemde Macron'un başını çok ağrıtacak. Ve Macron enerji konseyini topluyor. Enerji konseyini toplantıya çağırıyor. Enerji konusunda gergin bir toplantı, özellikle enerji konusundaki bu toplantıda yerel idarenin sektörün yeniden kamulaştırılması, bakın yerel idarenin sektörün yeniden kamulaştırılması, belediyelere fiyat garantisi, fiyatlara sınırlandırma getirilmesi ve içeriye mahrem tutulan bir toplantı. Tam ne konuşulduğunu bilmiyoruz bu toplantıda. Ciddi anlamda tasarruf tedbirleri uygulanması gerektiği söylüyor. Şimdi Fransa'daki moda yeniden kamulaştırma. Özellikle elektrik ve enerji konusunda özelleştirmeler yapılmıştı. Yeniden devletin kontrolüne geçmesi ve kamulaştırma söz konusu. Fransa'da bugün savunma konseyi toplanıyor dedik. Ve devam ediyoruz. Macron bakanlarına hitap eden bir konuşma yapıyor. Diyor ki bu kışa hazırız. Herkes enerji tasarrufundan bahsediyor ama asıl ne olacak? Tam anlayan yok. Bu anlamda da elektrik, gazın fiyatı diyor ki devlet baba şimdilik sübvanse ediyor ama nereye kadar sübvanse edecek? Bu konuda da eleştiriler var. Hatta bu anlamda bu bakanlar kurulu toplantısı yapılıyor. Bir karikatürde de bakanlar ellerini almışlar böyle örgüleri, şişleri. Bunları bir şekilde kışa hazırlık yapıyorlar. Kışın giyecekleri kazakları. Doğalgaz sıkıntısından dolayı, ısınma probleminden dolayı bunu da gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki gaz kesintileri çok büyük problem. Bu arada size vereceğim 5. haberde Macron muhtemel gaz ve elektrik kesintileri ihtimalini görüşmek için Savunma Konseyi'ni de bir toplantıya çağırdığı haberi var. Ve Fransa'da özellikle Gazprom'un gazı kesmesiyle beraber 56 reaktöründen 32'si hizmet dışıydı. Nükleer reaktörden 32 hizmet dışı bu kış gaz ve elektrik kesintilerinin riskli olduğunu söylüyor. Ve bir anlamda da Fransa'da yaşanan bu sıkıntı Avrupa'nın önemli başkentlerinde de yankı yapacak. Önemli başkentlerinde de ciddi tedbirleri beraberinde getiriyor. Özellikle İngiltere bu anlamda çok ciddi etkileniyor. İngiltere'de çift taneli bir enflasyondan bahsediyoruz. Öbür taraftan Almanya 65 milyar euroluk bir paket açıkladı. Enflasyon paketi bir anlamda destekliyor. İspanya Başbakanı geçtiğimiz hafta
ciddi anlamda indirimler uygulamıştı. Yani devlet sübvanse edecek enerjiyi dedi. Tabii ekonomiye ciddi bir yük getirecek ama ekonomiye getirecek bu yükün de tabii seçime gitmesi muhtemel önümüzdeki dönemde seçmene daha şirin gözükmek için yapılan bir çalışma. Tabii Avrupa'daki hükümetlerin özellikle enerji maliyetlerinden kaynaklanan giderleri hükümetlerin sübvanse etmesi bu Avrupa'daki ekonomik dengeleri de olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü dış ticaret açığı veren, cari açık veren Avrupa'nın bu İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya gibi ülkeleri, Fransa gibi ülkeleri ki Fransa Avrupa'nın en büyük üreten ülkelerinden biri olmasına rağmen ciddi bir ekonomik çıkmazda. Bu ülkelerin bu problemleri Avrupa'da Almanya başta olmak üzere Avrupa ekonomisine ciddi katkı sağlayan bu ülkelerle Güney ülkeler arasında da sorunların yaşanacağını gösteriyor. Yani Avrupa Birliği içinde çok ciddi bir ekonomik kriz, görüş ayrılıklarını ve siyasette de önemli kavgaları beraberinde getirecek. Avrupa bir süre sonra ben Rusya ile neden bu kriz yaşıyorum, Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaşı bitirmek noktasında değil de Ukrayna'nın arkasında durarak, Ukrayna'yı teşvik ederek, hatta kışkırtarak, hatta Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma sözü vererek, hatta Ukrayna'yı NATO'ya alma sözü vererek bu savaşı körükledikleri ve bu savaşın sonunda da Rusya karşısında da ciddi bir zarar gördükleri, ekonomik anlamda ciddi bir yenilgi yaşadıklarını, tabii ki bu yenilgi Avrupa liderlerin önümüzdeki dönemdeki seçimlerdeki başarısını da, başarısızlığını da beraberinde getirecek diyoruz. Şimdi bir reklama giriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Evet, Emmanuel Macron, bu arada Fransa Devlet Başkanı, Fransa'nın tabii ki en endişeli başkanlarından, en endişeli siyasetçilerinden biri ve gazetelerde manşet olmaya devam ediyor. Özellikle Fransa'da bugün Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirildi ve bu yapılan toplantıda da enerji konusunda da gergin bir toplantı yapıldı. Bunu manşetlere taşımış Fransız basını. Özellikle kesintiler konusunda da Savunma Konseyi'nin toplantısından dışında kışa hazırız mesajı veriyor Macron bakanlara ve bakanlar da kendi aralarında bunu bir karikatürize etmişler. Bakanlar toplantısında kışlık kazaklarını giyiyorlar. Onların kışlık kazaklarını giymek için de bakın bakanlar kazak örmeye başlamışlar. Böyle bir karikatürize etmiş Fransız basını, Fransız kabinesini ve bu arada muhtemel gaz ve elektrik kesintileri ihtimaline karşılıkta gene Savunma Konseyi'nin toplantısı Fransız gazetelerinin birinci sayfasında yer alıyor. Elektrik gaz kesintileri korkusu 56 reaktörümüzden 32'si devre dışı. Biz ne yapacağız? Gaz konusunda bu kış ve elektrik kesintileri riski artıyor diyor Fransız basını. Macron hakikaten çok zor durumda. Markalar ürün paketlerini, miktarlarını düşürüyor. Buna şirinflasyon da deniyor aslında literatürde. Vatandaştan gizlenen zamlar var. Özellikle Le Parisien gazetesinde buna yer veriliyor. Şişelerde daha az sıvı ve daha ufak porsiyonlar ancak daha pahalı fiyatla satılıyor. Yıllık enflasyon 6.1. Enflasyon vatandaşa isyan ettiriyor. Zulme dönüşen gıda enflasyonu %10'a yakın. Yani toplam enflasyon 6.1, gıda enflasyonu %10'a yakın ama ciddi bir sıkıntı var. Bakın bu sevgili izleyiciler Türkiye'deki marketlerde de var. Bakın aldığınız ürünlerin içindeki adetler azalıyor. Aldığınız ürünlerin litre fiyatları içindeki litreleri, tonajları, ebatları küçülüyor. Buna stagflasyon deniyor ama şirinflasyon deniyor. Ama bunun aslında adı ahlaksızlık. Tam anlamıyla ahlaksızlık. Bu hakikaten hem fiyatları artırıyorsunuz hem paketlerin içerisindeki ürünlerin gramajını düşürüyorsunuz. Bunun adı ahlaksızlıktan başka hiçbir şey değil. Bu yanlış ve aldatmaca. Siz tüketiciyi aldatıyorsunuz. Fransız basını bakın bunu ön plana çıkartıyor. Bizde daha bir kere manşete çıkmış bir haber göremedik şu ana kadar. Ama marketlere gittiğiniz zaman tüketici olarak bunu
görüyorsunuz, görürsünüz. Gidin bugün bakın, hakikaten bu dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz. Sözleşmeli öğretmen uygulamasına başlanmış. Bunu da yine karikatürize ediyor Fransız basını ve diyor ki 30 dakikalık mülakat sonucunda 2 hafta öğretmenlik kursu görüyor ve sözleşmeli öğretmen Fransa'da eğitim sistemi neredeyse çökme noktasına geldi. Çünkü ücretler çok düşük kaldı. Düşük ücretler insanların çalışmak istememesini de beraberinde getiriyor. Çünkü aldıkları işsizlik maaşı neredeyse çalıştıklarında alacakları rakama denk geliyor. Ve sonraki haberimizde büyük sermayedar imkanlarımızın üzerinde yaşayalım. Burada da aslında insanların isyanı var. Yani biz alt tabaka enerjiden böyle sıkıntı yaşarken üst tabaka ve büyük sermaye acaba imkanlarımızın üzerinde mi yaşıyor? Acaba imkanlarımızın üzerinde yaşayalım diyor. Büyük sermaye burada imkanlarımızın üzerinde mi? Üzerinde yaşayalım diyor. Rus gazı gerçekten kış günlerinde enerji tasarrufunu zorunlu hale getirdi. Orası net. Bunda sorun yok. Ama bu fedakarlık acaba toplumda adaletli mi paylaşılıyor? Yoksa maliyetin çoğu sabit ve dar gelirliye mi yıkılıyor? Burada bir aslında acitasyon yapılmış. Fransa'da zenginler bu krizden etkilenmiyor. Dar gelirli ve sabit gelirler etkileniyor şeklinde kahrolsun enerji tasarrufu deniyor. Şimdi sonraki haberimizde gene bir hikaye var. Bu hikayede Avrupa basınında, özellikle Amerikan medyasında da bunu görüyoruz. Avrupa medyasında da bunu görmeye başladık. Özellikle İngiliz basınında şöyle bir haber çıkmış. İngiliz Daily Mail gazetesinde saat 20'den önce yemek pişirme, bir takım öğütler veriliyor. Diyorlar ki 20'den önce yemek pişirme, publar 20'den sonra kapanacak, saat 21'den sonra publar kapanacak elektrik tasarrufundan dolayı. Okullarda 3 gün eğitim olacak. Hastaneler daha ucuz kuyruklarda ve soğuk yüzme havuzlarında yüzeceksiniz. Yani yüzme havuzlarında soğuk yüzeceksiniz. Hastanelerdeki kuyruklar yine hakeza. İngiltere'de enerji krizinde bu şekilde tasarruf tedbirleri, ama İngiliz basını affetmemiş. Bunu da Daily Mail'da görmek mümkün. Tabii Noel gelecek. Herhalde Avrupa'nın yaşadığı en kötü Noel arifesini Avrupa yaşıyor. Bu yıl bir midilli ve ucuz tarifeyle 50 kilowatt saat elektrik istiyorum. Noel Baba'dan böyle bir dilekte bulunmuş bu küçük Avrupalı kız. Burada da diyor ki 50 kilowatt saat elektrik istiyorum ve bir yanında midilli. Midilli ile beraber bunu da bana verirsen diyor Noel Baba'ya. Belediyeler hakikaten elektrik faturalarını ödeyemeyecek hale geldi. Kışın sokaklar, caddeler karanlığa mı gömülecek? Daha kış gelmeden Avrupa devlet kimin imdadına nasıl yetişir? İngilizlerde de Daily Star gazetesinde, İngiltere'deki Daily Star gazetesinde bunu, bakın, enerji ve enerjiden kaynaklanan kriz Avrupa'nın gazetelerinde manşetlerden düşmüyor. Yine Almanya'nın ucuzluk marketi Lidl, çok tartışıldı bu konu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Özellikle Türkiye'ye tatil satıyorlar sevgili izleyiciler. Almanya'nın önemli market zincirlerinden biri Lidl marketler. Otel her şey dahil, 5 yıldızlı otelde her şey dahil 22 gün tatil 599 Euro'dan satılıyor. Bakın Almanya, Türkiye'deki otellerde 5 yıldızlı bir otelde 22 gün kalmak için 599 euro. Yani 10.000 TL'lik bir 22 günlük bir tatilin bize olan maliyeti baktığımız zaman 66.000 TL. Yani biz 22 güne 66.000 TL öderken Almanya'da bir market promosyon olarak Türkiye tatilini veriyor. Bu aslında gelinen noktanın ne kadar feci olduğunun da en önemli göstergesi. Bir Türk vatandaşı olarak bu durum benim biraz hakikaten içimi acıttı. Bunu da buradan paylaşmadan edemedim. Şimdi Almanya'daki bu ucuzluk marketlerinin yaptığı bu promosyon, Türkiye'de tatil, bedava tatil. Avrupa ülkeleri, bir diğer haberimizde, doğalgaz krizinde özellikle krize karşı kemer sıkıyor. Bu çerçevede olağanüstü tedbirler için düğmeye basılmış. Mesela Almanya'da geçici bir süre için akaryakıt vergileri düşürülüyor. Aylık 9 avroya
inen otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti sunuluyor. Yüzme havuzlarında ısıtılması yasaklanmış. Gece ışıklandırmaları Almanya'da kapatılmış. Aynı şekilde İtalya'da güneş enerjisi yaptırımlarına sübvansiyon veriliyor. Sokak aydınlatmalarını %40 azaltma. İsviçre'de enerji tasarrufu çağrısı yapılıyor. Gereksiz çalışan elektriğe bağlı cihazların kapatılması isteniyor. Belçika'da kamu binalarında 19 ile 06 arasında aydınlatma tamamen kapatılıyor. Isıtma en yüksek 19 derece olarak belirleniyor. İspanya işletmelerin klima çalıştırmaları sınırı 27 derecede doldu. 27 derecenin üzerinde ancak klima çalıştırabilirsiniz deniyor. Mağaza vitrinlerinde ve kamu binalarındaki aydınlatmalar, billboardlardaki aydınlatmalar 22'den itibaren kapatılıyor. Yani Avrupa gece 21'den sonra karanlığa gömülüyor. Vatandaşların da işletmelerinde enerji tasarrufuna uymaları isteniyor. Fransa'da kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri sınırlandırıldı. En yüksek iş yerlerinde 19 derece olacak. Mağaza vitrinlerinde de ışıklar gece 01'den sabah 6'ya kadar kapatılacak. Yine İngiltere'de özellikle nükleer santralin yapımına onay verildi. İngiltere nükleer santral yapımına onay verdi. Bu önemli bir haber. Kaya gazı çalışmalarına destek çalışmaları yapıldı ve bazı kömür santrallerinin faaliyet süresi uzatıldı. Avrupa yeniden kömüre mi dönüyor diyoruz aslında. Şimdi Putin'in tabii ki geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son devlet başkanıydı. Avrupa özellikle Gorbaçov'u çok ön plana çıkardı sevgili izleyiciler. Putin'le Gorbaçov kıyaslaması yapıldı. Gorbaçov'u övgü, Putin tabii şu anda Avrupa'nın bir numaralı düşmanı, Avrupa'nın bugün yaşadığı sorunların başrol oyuncusu. Bir soğuk savaş dönemi yeniden mi geldi gündemdeyken? Putin'in de Gorbaçov'un ölümü ertesinde bir beyanı olduğu, bu beyanında da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yeniden inşa etme yüksek onuruna erişemeyecektim o olmasaydı diyor. Bunun da Avrupa'daki kötü Putin'e karşı iyi Gorbaçov tezatını öne çıkarıyor. Aslında bu ne kadar gerçekçi, ne kadar içten, bunu da sorgulamak lazım. Siyasetin gerçekleri günün ihtiyaçlarına göre şekil alıyor. Şimdi bir diğer haberimizde özellikle ABD'de vatandaşa para yağdırarak enflasyon ile mücadele ediliyor. Burada da CNBC kanalı bunu gündemine taşımış ve burada da gördüğünüz gibi 10 bin dolarlık bir yardım ve bu yardımda da acaba enflasyonla biz vatandaşa para veriyoruz. Acaba bu verdiğimiz para ne kadar gerçekçi bir para? Enflasyonu daha mı azdırır acaba? Tüketimi daha mı azdırır? Bundan kaynaklanan bir enflasyon artışı mı yaşanır? Aslında alkolizmle mücadele etmek gibi demişler. Yani nasıl alkol verirseniz, insan daha çok alkol isterse para da para harcamayı beraberinde getirir demiş. Şimdi bir diğer haberimizde sizin için seçtiğim 2021 yılında toplam otomobil satışları içinde elektrikli otomobil payının en yüksek olduğu ülkeler sıralaması. Elektrikli otomobil satışlarının en yüksek olduğu ülke Norveç. %86 bir satış var. Arkasından İzlanda %72'lik bir satış. İsveç %43, Danimarka %35, Finlandiya %31, Hollanda %30, Almanya %6 ve İsviçre, Portekiz, İngiltere %19, Fransa %19 ve baktığınızda Belçika 18, Çin 16, dünya üzerinde İtalya'nın %9, onundan sonra gelen ülkeler İspanya ve gördüğünüz gibi Türkiye bu listede yok. Ama Avrupa'da kuzey ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin bu anlamda elektrikli otomobil tercihlerini artırdığını görüyoruz. Dünyanın gerçekleri, dünya nereye doğru gidiyor? O yüzden Türkiye'nin yaptığı bu elektrikli otomobil üretiminin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir diğer haberimizde bu size bu alanda kimlerin aktif olduğunu gösteriyor. Hangi alanda güneşe bağımlılık yüzdesini göstermiyor. Bakın güneş enerjisini dünyada bu pasta güneş enerjisi pastası sevgili izleyiciler. Bu pastada güneş enerjisinden en çok faydalanan ülke gördüğünüz gibi 36.3 oranında Çin. Baktığımız zaman Çin'i bakın Amerika Birleşik Devletleri %11.1 ile takip ediyor. Japonya 8.8 ile, Almanya 6.9 ile, Hindistan 5.9 ile,
güneş enerjisini yani güneş kaynakları en iyi kullanan, işte burada bizim Türkiye'nin ikinci sırada olması gerekiyor. Çünkü güneşin en iyi geldiği ülkelerden, güneş ışıklarının en iyi geldiği ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'nin bu anlamda çok yapacak ve çok kat edecek yolu var. Bunu da ilk 5 yıl içerisindeki bence orta vadeli planlarda yer alması gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi Azerbaycan'ın önemli bir projesi TANAP projesi. Şimdi bakın Avrupa'nın ihtiyacı olan gaz, Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın Azerbaycan Devlet Başkanı'yla görüşmesi vardı. Gerçi Azerbaycan'dan alınan enerji çok yüksek bir miktarı da değil. Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamaz ama Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in bir açıklaması oldu. Ve Trans-Adriyatik TAP, buradan baktığınız zaman Türkiye üzerinden geliyor ve Balkan devletlerine kadar Yunanistan üzerinden giden TAP ve Trans-Anadolu TANAP. Trans-Anadolu da Bakü'den başlıyor, Tiflis, Gürcistan üzerinden Erzurum, Ankara ve İstanbul, Çanakkale Boğazı üzerinden Çanakkale'den Avrupa'ya gidiyor. Ve TAS ve TANAP ile birlikte Eurogaz'a gaz ihracatını artırmak amacıyla kapasitesini genişlemesi için görüşmeler başlattıklarını ifade etmiş İlham Aliyev ve bununla ilgili de 2018-2020 yıllarında ticari faaliyetlerine başlıyor. Hazar Denizi'ndeki Şahdan Deniz, açık deniz hat gaz sahasında da metreküp 10 milyar metreküpe çıkmış. Burada bunu belirtelim. Diyor ki Aliyev konuşmasında önemli bir cümle sarf etmiş. Evet, pratik müzakerelere zaten başladık. Ona göre bu yıl İtalya üzerinden gaz ihracatı neredeyse 10 katına çıktı diyor. Ve geçen yıldan çok daha fazla, ancak çok fazla gaz için TANAP'ın kapasitesini 16'dan 32 BCM'ye ve TAP'ı da 10'dan 20 BCM'ye çıkarmamız gerekiyor diyor. Burada da Aliyev'in bu açıklamalarına yer verdik. Avrupa'daki toplam nüfus içinde 20 yaş altı, bakın Avrupa'da 20 yaşın altında gördüğünüz gibi Türkiye %31 ile birinci sırada neredeyse. Bu neyi gösteriyor sevgili izleyiciler? Avrupa yaşlanıyor. 20 yaş altı nüfus, bakın Almanya'da 19, Fransa'da 23. Yani Avrupa'da yaşlı bir nüfus, yaşlanan bir nüfusun grafiği bu. Türkiye'nin en büyük potansiyeli Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olması. 20 yaş altı nüfus %31. Bu gelecekte Türkiye'nin aslında insan gücünü de doğru yönetildiği takdirde, teknolojiyle buluşturulduğu takdirde dünyaya nasıl entegre olacağını ve nasıl Türkiye'ye katma değer yaratacağının bir göstergesi. Bunu o yüzden özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hazine Eylül, Ekim ve Kasım ayında ana paradan çok faiz ödeyecek. İç borçlanma stratejilerine, iç borç ödemelerine gelelim. Son olarak size bu haberi vermek istiyorum. Şimdi hazinenin Eylül ayında toplam 30.2 milyar TL'lik bir ödemesi var. Ekim ayında toplam 61.7, Kasım ayında toplam 30.1 milyar TL'lik bir ödemesi var. Hazinenin bu üç önemli ödemesi Eylül, Ekim ve Kasım ayında 30.2, 61.7 ve 30.1'lik bir ödemesi var. Faiz ödemelerine bakacak olursanız hazinenin ticari kredi faiz ödemesi %29.74'ten %22.5'e düşmüş. Temmuz ayında, şimdi bakalım grafiğimize. Grafiğimizde 22 Temmuz'da 29.74 olan faizler 22.7'ye düşmüş. Yine aynı şekilde TL mevduat 16.7'den 15.7'ye düşmüş. Yine aynı şekilde ihtiyaç kredilerinde de bir düşüş var. Şimdi yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatına haberimizde de yer vermiştik. Diğer haberimizde kur korumalı mevduat toplam mevduatın %16'sıydı. %54.92'si toplam mevduatın %54.92'si baktığımız zaman döviz hesaplarında duran para. Ve kur korumalı mevduatla beraber ikisinin toplamı 71 nokta ama TL mevduatlar burada kalmış bakın. Gördüğünüz gibi
yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bu ve kur korumalı mevduatta da gördüğümüz gibi 72.71.33 seviyesine gelmiş diyoruz. Ve şimdi uzak doğuya bakalım. Özellikle sıfır virüs politikasına Covid'le tavizsiz devam eden bir Çin var karşımızda. Neler oluyor? Noyan Rona'ya soracağız. Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Sabah ekranında her pazartesi klasiği, evet, Noyan Rona, Garanti BBVA Şangay temsilcisi karşımda. Noyan Bey günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle haftaya yine sizle başlıyoruz, çok keyifliyim. Günaydınlar, iyiyim, sağ olun. Ben de sizinle başlıyorum. Benim için de çok iyi. Çok i̇yi güzel. Yayınlar diliyorum. Çok güzel, birbirimize iyi geliyoruz umarım ama Çin'de işler biraz karışık galiba. Yani imalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında 49.5'e düşerek aslında beklentilerin üstünde bir gerileme kaydetti. Aslında Çin'deki PMI'ların böyle beklentilerin altında olması, beklentilerin üstünde gerilemesi, yani öyle başka bir ifadeyle Çin'de işlerin biraz kızıştığını ve karıştığını da gösteriyor. Bir de tabii özellikle Shenzhen şehrinde yaşanan bu sıfır karantina ve 20 milyon insanın yaşadığı, yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa beni düzeltin. Yani bu ciddi bir teknoloji şehri orası. Yine yanlış bilmiyorsam beni düzeltin lütfen. Ne oluyor Çin'de? Evet, Covid'den başlayalım isterseniz. Tamam. Belirttiğiniz Shenzhen şehri, daha önceleri 80'li yıllarda ben gittiğimde bir bataklık halinde bir köydü. Bir balıkçı köyüydü. Ve şimdi Hong Kong'a açılan en büyük kapı ve Çin'in de elektronik ve high-tech merkezi haline geldi. 25 milyona yakın insan var. Ve Covid nedeniyle daha önce bir kapanma yaşamıştı. Şimdi tekrar bir kapanma halinde. Fakat bizi daha çok şaşırtan esas Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu şehri var. O da 20 milyonluk ve Çin'in de en parlak bölgelerinden biri, yani ümit vadeden yerlerinden biri ve hızla gelişiyor. 2-3 gündür orada tam kapanma var. O biraz şey yaptı, telaşlandırdı halkı. Bugün itibariyle sanıyorum gerekli gıda maddelerini almak için sokağa çıkmaya izin verilecek. Ama sıkı denetim devam ediyor. Hem orada var, hem dediğiniz Shenzhen şehrinde var. Yukarıda Dalian diye bir şehir var, büyük limanlardan. Orada da bir kapanma var ve Çin'in tam ortasındaki eski başkent Xi'an'da da bir kapanma var. Dolayısıyla böyle bölgesel olarak kapanmalar vakaların görüldüğü yerlerde hemen devam ettiriliyor ve bu uygulama sıkı bir şekilde devam ediyor. Bir süre sonra yavaş yavaş hastalık azaldıkça, bulaş azaldıkça açmaya başlıyorlar ama nereden ne zaman şey çıkacağı, vaka çıkacağı da belli olmuyor. Fakat bu politikanın böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bunda bir değişiklik olmayacak. Böyle devam edecek. Tabii ki bu arada PMI verileri beklentilerin üzerinde bir azalma gösterdi. Bu Çin ekonomisinde de bir kriz tabii ki. Ne oluyor? Çin üretmeyi durdurursa, talebi azalırsa bu defa değerli metallerin, işte kullanılan emtiaların fiyatlarında bir düşüş beraberinde geliyor. Orada ne oluyor sevgili Noyan Bey? Şimdi PMI dediğiniz gibi 49.4 olarak açıklandı. Tabii eskiye göre %0.4'lük bir artış var ama tabii 50'nin altında kaldı yine de. O bakımdan beklentileri karşılamadı. Burada imalat dışı, üretim dışı PMI 52.6 oldu. Evet, bunda da %1.2'lik bir düşüş var.
Birleşik PMI'de 51.7 oldu. Baktığımızda 21 sektörden 12'sinde artış var. Ancak tarım ürünleri, gıda, yiyecek, içecek, gıda ürünleri gibi bunlarda artış var. %55'lik bir orana ulaşıldı ama mesela büyük şirketlerde %50'lik, orta ölçekli şirketlerde 48'lik, küçük şirketlerde 47 oldu PMI'lar. Bu bakımdan beklentilerin altında kaldı. Özellikle yeni sipariş %49.2, büyümesine rağmen yine 50'nin altında. Üretime ilişkin PMI'de %49.8 oldu. Ham madde stoklarında gene şey var, PMI'de düşüş var, %48. İstihdama ilişkin beklentide de 48.9'luk bir oran var. Dolayısıyla burada büyümeye rağmen yine de 50'nin altında kaldı. Tabii Çin'deki ekonominin belli bir yavaşlama eğiliminde olduğunu herkes kabul ediyor. Ve büyüme için gerekli motivasyon diyeyim veya altyapının, gücün yeterli olmadığı söyleniyor. Bu bakımdan devletin teşvikleri de mesela şimdi özellikle inşaat sektöründe %55'lik bir artış olduğu söyleniyor ama bunun sadece altyapı yatırımları, yani devletin yaptığı altyapı yatırımlarıyla oluşan bir rakam olduğu belirtiliyor. Mesela konut tarafında şey yok, öyle bir artış yok. Aksine konut ve özellikle COVID tedbirlerinin Çin'deki yavaşlamanın başlıca sebepleri olduğu söyleniyor. Bu bakımdan yılın üçüncü çeyreğine gene ümitlerle gireceğiz ama büyüme tahminlerinin de düştüğünü görüyoruz. Bakalım bu bağlamda Ekim ayında biliyorsunuz Çin Komünist Partisi'nin 20. kongresi yapılacak 16 evet. Ekim'de. Ondan sonra beklentiler arttı tabii. Ondan sonra daha agresif politikaların gündeme gelebileceği tahmin ediliyor veya umuluyor diyeyim. Bakalım Ekim'den sonra bu düşüş trendi biraz olsun durdurulabilir mi? Covid'de biraz bir açılım olabilir mi? Dış dünyayla işte uçak seferleri olsun, insanların gidiş gelişi, ihracat, ithalat gibi faaliyetlerin daha serbestleşeceği umut ediliyor. Bakalım ondan sonraki aylarda belki bir belirgin bir artış olabilir. Ama bugün itibariyle durum bu. Son bir cümle, 9 Eylül'de CPI açıklanacak, enflasyon açıklanacak. Onun da geçen aya göre 2.7 idi biliyorsunuz, şimdi 2.6 olabileceği. Bu şeyin de üretici enflasyonun da %3.0 olabileceği tahmin ediliyor. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Noyan Ron'a. Var mı son cümlenizi ilave etmek istediğiniz? 9 Eylül'ü bekleyeceğiz oradaki enflasyon rakamlarını. Evet, haftaya başka rakamlar da açıklanacak sanıyorum. Onları takip edeceğiz. Bakalım Eylül ayında, daha doğrusu Ağustos ayındaki performans nasıl olacak? Demek ki Çin'in hakikaten ekonomisi, dünya ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Dünyanın önemli aktörlerinin başında geliyor Çin Cumhuriyeti. Ve bakalım bu Komünist Parti'nin 20. kongresinde de 16 Ekim'de başlayacak. Neler olacak hep birlikte siz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın. Evet, Noyan Rona'yla noktayı koyuyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra beklenti raporuyla karşınızdayım. Sakın bir yere ayrılmayın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.